Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin yerli ve milli hamlesiyle yükselmeye devam eden savunma sanayisi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde İngiliz basınında çıkan bir haberde Türkiye'nin insansız hava aracı sektöründe geldiği konum ele alındı ve yayınlanan analizde Türkiye'nin yakın zamanda insansız hava aracı piyasasında lider olmaya doğru ilerlediği aktarıldı. Analizin devamında ise Türkiye'nin yerli ve milli ürettiği insansız hava araçlarının artık kendini sahada kanıtladığını ve günümüze kadar süre gelmiş savunma sanayide Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tekelini yıktığı aktarıldı. Bunun dışında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bir rapor hazırlamıştı ve bu raporda Bayraktar TB2'ler üzerinden konuşarak Türkiye insansız hava aracı alanında süper güç olma yolundayken Avrupalılar uyuyor olmaktan utanıyor olmalılar ifadelerini kullanmıştı. Aynen bir dinamo etkisi gibi tek tek dökülen dış basında bu analiz ve rapordan sonra itiraf niteliğinde bir haber çıktı. Haber bu kez Fransa'dan gelmişti. Yine klasik olarak Bayraktar TB2'nin başarılarıyla başlayan haberde Türkiye'nin örnek gösterildiği bir rapor paylaşıldı. Paylaşılan raporda Türkiye'nin Bayraktar TB2'lerinin birçok savunma sistemini yok ettiği, Fransa'nın da gelişen silahlı insansız hava aracı teknolojisini yakalaması gerektiği ve aynı zamanda İHA savar teknolojisini de geliştirmesi gerektiği aktarıldı. Yani kısacası Fransız basını açık ve net bir şekilde Türkiye'nin gerisinde kaldık şeklinde bir itirafta bulunmuş olduğu diyebiliriz. Baktığımız zaman Bayraktar TB2 dediğimiz sistem aslında oldukça kıymetli bir parça. Öyle ki zamanında Azerbaycan tarafından Karabağ nişanını almaya hak kazanmış bir sistem diyebiliriz. Karabağ nişanı Azerbaycan tarafından verilen askeri bir nişan. Ülkenin 2020 yılında Dağlık Karabağ Savaşı'nda galip gelmesi vesilesiyle verilmeye başlandı. 11 Kasım 2020'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'na katılan yaralı Azeri askerlerle yaptığı görüşmede, Azerbaycan'da yeni nişan ve madalyaların verilmeye başlanacağını ve bu konuda gerekli talimatları verdiğini söylemişti. Savaş meydanında ve arka planda kahramanlık gösteren ve bu savaşta öne çıkan sivil ve askeri personellerin ödüllendirileceğini ifade eden Aliyev, ayrıca bu nişan ve madalyaların isimlerini de önereceğini ekledi. 20 Kasım 2020'de Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin bir genel kurul toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin nişan ve madalyalarının oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısında değişiklik yapılmasına ilişkin görüşülmek üzere bir yasa teklifi sunuldu. Azerbaycan'ın 2. Dağlık Karabağ Savaşı'ndan galip çıkması vesilesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin nişan ve madalyalarının tespiti hakkında kanun teklifi uyarınca aynı gün ilk okumada Karabağ nişanı oluşturulmasına karar verildi. Karabağ nişanı, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması ve Azerbaycan devlet sınırlarının korunması sırasında düşmanın insan gücü ve teçhizatının imha edilmesinde ve ayrıca yaşam için gerçek bir tehdit oluşturan koşullarda resmi görevlerin yerine getirilmesinde cesaret ve mertlik örneği gösteren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri ve diğer kişiler ile toprak bütünlüğünü sağlama alanında özel hizmetler sunan kişilere verilmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin nişan ve madalyalarının tespiti hakkında yasa tasarısına göre madalyanın üst ödülü zafer nişanı, alt ödülü ise istiklal nişanıdır. Karabağ nişanı göğsün sol tarafına ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tevcih ettiği başka nişan ve madalyalar varsa zafer nişanından sonra sırasına göre takılır. 1 Nisan 2021 tarihinde İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda başarı gösteren ve Azeri kuvvetlerinin galibiyetine katkı sağlamasından dolayı Bayraktar TB2 gibi silahlı insansız hava araçlarının üreticisi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a Karabağ nişanı tevcih etti. 15 Haziran 2021'de ise Cumhurbaşkanı Aliyev,
Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar'a Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine, işbirliğinin geliştirilmesine, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin sağlanmasına katkılarından dolayı nişana layık görüldü. İşgalden kurtarılan Şuşa'da düzenlenen törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Baykar Savunma Ar-Ge ekibi tarafından askeri ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Bayraktar TB2'nin tüm altyapısı Türkiye merkezli üretilmiştir. Sistem ilk olarak 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen pençe operasyonlarında, Suriye İç Savaşı'na müdahalesi süresince yaptığı askeri operasyonlarda ve 2. Libya İç Savaşı'nda aktif olarak kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda da etkin bir rol oynadı. Bu operasyonda Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilen 772 hedeften tam 535'i Bayraktar TB2'ler tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Baykar, Bayraktar TB2'nin kullanıldığı yoğun sayıda savaş ve operasyonlardaki uçuş saati toplamı 400 bini geçmiştir. Böylelikle Bayraktar TB2 gökyüzünde en uzun süre görev yapan Türk yapımı insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı veya genel olarak hava aracı olmuştur diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.